Merhaba ben Burak Şambak. Kanalımdaki Photoshop'la ilgili uzun eğitimlerimin yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyor olacağım. Bu videomuzun konu başlığı 10 saniyede dişleri beyazlatma. Çok kısa sürede sarı dişlerin rengini beyaza çevirme ve parlatma konusunu inceleyeceğimiz bu hap videonun hoşunuza gideceğine eminim. Photoshop'un içindeyiz. Önce size anlatarak yapacağım. Sonra da süreyi ölçebiliriz. Sarı dişlerimiz var. Bazılarının cinsi böyle oluyor dişleri. Ne kadar fırçalarsanız fırçalayın sarı renkte oluyor. Bunu gidermek için katmanlar panelinin altındaki adjustment layers'ı yani ayar katmanları ikonuna tıkladım. Bu aşağıda soldan dördüncü ikon. Ardından buradaki hue saturation yani ton doygunluk Bakın burada Master yazıyor. Bütün renklere müdahale olabiliyoruz. Burada Master yazarken ben neye müdahale olmak istiyorum? Sarıya. Dolayısıyla buraya tıklayıp Yellow yani sarı rengi seçiyorum. Saturation yani doygunluğu sola doğru çekiyorum. İlla sıfır olması gerekmiyor. Bakın öncesi sonrası yapıyorum sizin için. Buradan sarı rengi yok ettik. Şu alt taraftaki Lightness yani parlaklık veya aydınlık olarak geçiyordur bu Türkçe versiyonda. Bunda bir parça sağa doğru çekerek aydınlatıyorum. Tamam diyorum. Bir bakıyorum. Öncesi buydu, sarıydı. Sonrası bu hale geldi. Şimdi ben bunu süre tutarak yapacağım. Bunu çöpe atayım. Bakalım kaç saniye sürecek. bitti. Şu an ekranda siz de kaç saniye sürdüğünü görüyorsunuz. Oldukça kolay, basit bir yöntem ve herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir şey. Bu vaktiniz çok azsa sizin kullanabileceğiniz bir yöntem. Neden öyle söylüyorum? Bakın, önce sonrasına dikkat ederseniz dişlerde evet sarı gitti, beyaz geldi. Ayrıca bir aydınlık geldi ama kızın tenine bakın. Şu anda dişlerinin dışında kalan yerde de aslında bir parça sarı var bu önceki hali. Şimdi sonraki haline geçiyorum. Dişlerdeki sarı gidiyor ve beyazlıyor dişler. Ancak tende de var olan sarılık gidiyor ve bir parça aydınlanma var. Ben bunu sadece dişlere odaklanıp sadece dişler etkilensin çok az da olsa bu rahatsız etmeyen ten değişikliğini istemiyorsam ne yapacağım? Bu bir parça daha uzun bir yöntem. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra bakın bu ayar katmanı olduğu için maske ile birlikte geldi ve maskenin rengi beyaz. Maske seçili zaten değilse mouse üzerine tıklıyorum. Etrafında bir çerçeve görüyorsunuz. Windows için Ctrl E, İstanbul'un iyisi. Mac için de Command E'ye bastım. Dolayısıyla maskeyi siyah rengi çevirdim. Dolayısıyla Maske bütün etkiyi kapatmış oldu. Şimdi yapacağım şey fırçayı seçmek. Seçtim fırçayı. Fırçamın renginin beyaz olması ve fırçamın da yumuşak uçlu bir fırça olması. Yani hardness sertlik değerinin sıfır olması. Şu anda fırçam öyle bir fırça ve burayı boyuyorum arkadaşlar. Siyahın içinde beyaz bir delik açıyorum. Burada inanılmaz dikkatli falan olmanıza da gerek yok. Çünkü çok detaylı bir işe ihtiyacımız yok dişlerde. Bu suratın belirli bir bölümünün alınıp büyütüldüğü bir fotoğraf. Sonuçta siz dişçiyseniz bu kadar büyük diş çekersiniz. Yoksa sizin çektiğiniz fotoğraflarda dişler kadrajın içinde çok küçük bir alanı kapsar. Her yeri sildiğimden emin miyim diye dişlerin olduğu yeri görmek için alt tuşuna Mac içinde option tuşuna basıp maskenin içine giriyorum. Bakın şuralarda bir iki noktayı atlamışım. Buraları da tamamladıktan sonra şöyle yapalım. Tekrar alt veya option tuşuna basıp maskenin içine giriyorum ve şu anda yaptığım değişikliğin sadece ve sadece dişlerle sınırlı kaldığına emin olarak mutlu beyaz dişli bir fotoğraf sahibi olarak bu eğitime de son veriyorum. Daha sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz, zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.